İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir YouTube programında Risale Sohbeti'nde sizlerle birlikteyiz. Bilgi, bilim ve din serisine yine sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bu akşamki alt başlığımız her an yaratılış. Yani kainata materyalistlerin koymuş oldukları gibi zamanın bir noktasında, sıfır noktasında yaratılmış. Ondan sonra artık kendi kendine işleyen yahut mevcutların birbirleriyle ilişkisiyle devam eden bir kainat değil, her an, her noktası, her özelliği, her keyfiyeti yeniden yeniye yaratılan, yoktan yaratılan ve yaratıcının kudretiyle vücuda gelen bir alemden bahsedeceğiz, bir yaratılıştan bahsedeceğiz. Hatırlayacaksınız, geçen hafta daha çok 23. sözde Bediüzzaman Hazretleri'nin İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işbam eden dehşetli kelimeler olduğunu bahsetmiştik ki bunlar eşyaya sebepler yapıyor, kendi kendine teşekkür ediyor veya tabiat iktiza ediyor gibi batıl üç mesleğin üzerinde durmuştuk. Aslında materyalist bilimin tam da bu kavramlarla kainatta bir mekanizma kurduğunu ve bu mekanizma ile kainatta her şeyin kendi kendine doğa kanunları, fizik kanunları çerçevesinde sebeplerin tesiriyle olduğunu iddia ettiğini söylemiştik. Yani materyalist bilimin iddialarının tamamını bu üç meslekte görebileceğimizi konuşmuş ve onların yanlışları üzerinde durmuştuk. Bu akşam sizlerle materyalizmin eleştirisinin alternatif olarak peki kainat nasıl var oluyor, nasıl yaratılıyor, eşya nasıl açığa çıkıyor, yoktan vücuda geliyor gibi imani bir perspektiften bakışı sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Tabii bu bölümün içerisinde yine materyalizmin eleştirisi, yine o batıl yola dönük eleştirilerde Bediüzzaman Hazretleri tarafından getiriliyor. Bu akşam sizlerle birlikte paylaşmak istediğim Kayyum ismini sizlerle birlikte paylaşacağım. 30. lemada 6. nükte. Burada bir bölümü sizlerle, uzunca bir risale burası, bir bölümü, ilk bölümünü, birinci şuayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu birinci şua ile alakalı 30. lemanın 6. nüktesi, yani ismi Kayyum'un başlangıç kısmında bir haşiyede bu risaleyi okuyan eğer mütefennin değilse, yani fen ilmini tahsil etmemişse, birinci şuayı okumasın, ikinciden başlasın veya ahirde okusun diye Bediüzzaman Hazretleri bir açıklama yapıyor. Çünkü burada temas etmiş olduğu noktalar, konular daha çok fen ilmiyle, yani bizim de konumuzu teşkil eden bilimin kainata bakışıyla alakalı getirilen eleştiriler olduğu için fiziği ilgilendiren, bilimsel bilgiyi gerektiren, biraz da bilim felsefesini gerektiren konulara değindiği için Bediüzzaman Hazretleri mütefennin olmayanlar bu birinci şuayı atlasınlar ya da sonunda okusunlar diye bir açıklama getiriyor. Evet, dilerseniz başlayalım ve sizlerle bu akşamki konumuzu tefekkür edelim. Birinci şua: bu kainatın Halık-ı Zülcelal'i Kayyum'dur. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ismi, Kayyum ismi. Ne demek? Yani bizzatihi kaimdir. Yani bizzat zatında kaimdir. Kaim, dilimize de girmiş, sağlam anlamına gelen, yıpranmaz, ölmez, parçalanmaz, yok olmaz, sağlamlığı ifade eden bir ifadedir. Yani kayyumiyet de buradan geliyor. Bu kainatın Halık-ı Zülcelal'i kayyumdur. Yani bizatihi, bizzat kaimdir, daimdir, bakidir. Yani ölümsüzdür. Onun bizzat vücuduyla alakalı olarak herhangi bir zevale gitme, ölme, yok olma, dağılma, parçalanma gibi hiçbir özelliği söz konusu değil. Bizzat her şeyden önce kendi zatında kaimdir, daimdir, bakidir.
Eşya ise bütün eşya onunla kaimdir. Burası çok önemli. Bütün eşya onunla kaimdir. Yani onun yaratmasıyla var olabilir, devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Demek ki bu ifadelere dikkat edecek olursak, bu ifadelerden de çok açık bir şekilde anlaşıldığı gibi milyarlarca yıl önce yaratılmış ve o yaratılmış eşyanın, atomların, maddelerin vesaire değişmesi ve dönüşmesi sonucunda devam eden, kendi kendine devam eden bir kainattan bahsetmiyoruz. Bütün eşyanın, işte etrafınızda gördüğünüz ne varsa, bu eşyaların içerisinde sizin bedeniniz, vücudunuz, ruhunuz, duygularınız, hissiyatınız da dahil olmak üzere bütün eşya onunla kalır, onunla ayakta durabilir, onunla vücut bulabilir, devam eder, vücutta kalır, beka bulur. Yani bu zamanın içerisinde devamlılık manasında beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse, yani o Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyet bağı, o her an daimi bir surette yaratılış bağı, o kainattaki sürekli olan o tasarrufu, sürekli olan kudretinin taalluku, o kudretinin taallukuyla birlikte bütün eşyayı ayakta tutması, vücut vermesi, devam ettirmesi, beka buldurması, varlıklarını devam ettirebilip zamanın içerisinde yeniden yeniye var olabilmeleri ancak o nispeti kayyumiyet olur ki, o nispeti kayyumiyet, yani o kayyumiyet bağı kesilse kainat mahvolur. Yani kainat yokluğa gider. Hem o Zat-ı Zülcelal, demek ki burası çok önemli. Yani bize materyalist bilimin anlatmaya çalıştığı, dikte etmeye çalıştığı bir tarzda, bir kainatta karşı karşıya değiliz. Yani sabit maddeler var, sabit atomlar var, sabit zerreler var. Hatta onların söylediği gibi madde vardan yok olmaz, yoktan var olmaz gibi bir durumda söz konusu değil. Madde daima an be an yokluktan varlığa çıkmakta ve tekrar zamanın geçmesiyle birlikte, o anın geçmesiyle birlikte o ana ait vücut başka bir alemde göçüp gidip yeniden yeniye kader defterinin imlasına göre her an vücuda gelen, kudret tarafından vücut giydirilen bir kainattan bahsediyoruz. Daima o kayyumiyetle ayakta tutulan bir kainattan, daima o kayyumiyet bağıyla varlığı devam ettirilen bir vücuttan bahsediyoruz. Demek ki o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Hem o Zat-ı Zülcelal kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi leyse kemisliği şeyündür. Yani ne zatında, buralar çok önemli, ne sıfatında, ne ef'alinde naziri yoktur, misli olmaz. Şebihi yoktur, şerik olmaz. Yani onun zatının bir benzeri olmadığı gibi, yani zatının bir benzeri, şeriki, misli olmadığı gibi, sadece zatının değil, sıfatlarının, hatta ef'alinin, yani fiillerinin de benzeri yoktur, misli olmaz. Şebihi yoktur, şeriki yoktur. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla, ne demek şuunatıyla ve keyfiyatıyla? Sadece maddeyi elde tutmak değil, o maddenin bizim gördüğümüz ve temas etmiş olduğumuz, bizim ilmimizin taalluk etmiş olduğu bütün özellikleriyle birlikte kapsayı tasarrufunda tutmak. Mesela demirin sertliği, demirin maddesinin tabii özelliğinden ileri gelmiyor. Birinci sözde de ifade edildiği gibi demire
sert olması emredildiği için o sertliği, işte demirin o keyfiyatı ve şu unatı, sertlik özelliği de sadece demirin maddesiyle değil, o sertlik özelliği yahut suyun yumuşaklık özelliği yahut havanın latif olma özelliği yahut ateşin sıcak olma özelliği, aklınıza ne geliyorsa maddeye ait, yaratılmış olanlara ait, hem kendi vücutları hem o vücutlara ait, o vücutlara verilmiş ve emredilmiş özellikler ve keyfiyetler de onun kapsayı tasarrufunda. Demek ki bütün kainatı bütün şu unatıyla ve keyfiyatıyla kapsayı rububiyetinde tutup, rububiyet elinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemal-i intizamla, mükemmel bir intizamla tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz mı halde? Böyle bir şey de zaten mümkün değil. Demek ki bütün kainatı ve bütün kainattaki her şeyi hem şu unatıyla hem keyfiyatıyla, özellikleriyle birlikte kapsayı rububiyetinde tutup sanki bir hane, bir ev, bir saray hükmünde mükemmel bir tarzda idare ve terbiye eden bir zattan bahsediyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Gözümüzün önünde bunu müşahede ediyoruz. Kainatın böylesi bir tarzda muhafaza edildiğini, idare edildiğini, terbiye edildiğini, mükemmel bir surette bu kadar kaotik olmasına rağmen, bu kadar dinamik olmasına rağmen, bu kadar hareket halinde olmasına rağmen, bu kadar yeniden yeniye yaratılıyor olmasına rağmen, nizamsızlıktan hiçbir eser görülmeden her şey mükemmel bir surette görülüp gözetilmesi, yapılıp yaratılması ve idare edilip idame edilmesi bize bunun arkasında böylesi büyük bir kudretin rububiyetinin tasarrufuyla olduğunu, yaratıldığını, idare edildiğini göstermektedir. Demek ki bu tarzda bu kainatı tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz muhaldir. Niye? Çünkü sonsuz bir kudretten bahsediyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü yaratılan bütün bu işleri en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar, hele de umumunu gözettiğimiz takdirde sonsuz bir kuvvete, sonsuz bir kudrete, sonsuz bir ilme ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Sadece kainatın büyüklüğünden kaynaklanan bir nedenle değil, kainatın her bir zerresi de sonsuz bir kudrete varlık için yokluktan varlık alemine çıkmak, vücut bulmak, hayatını idame ettirebilmesi ve kainatın içerisindeki nizama uygun hareket edebilmesi için hem kainatın umumu sonsuz bir kuvvete, kudrete ve ilme ihtiyaç duyuyor, hem de kainatın her bir zerresi sonsuz bir kuvvete, sonsuz bir kudrete istinat ederekten hareket ettiklerini gözümüzle, ilmimizle biz müşahede edebiliyoruz. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gelir. İşte bu ifadenin içerisinde bize sonsuzluğu ifade ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Böyle bir özellik ancak sonsuz bir kuvvette ve kudrette olabilir. Yani yıldızların icadı ile yıldızların icadının zerreler kadar kolay gelebilmesi için o kudretin sonsuz olması gerekiyor. Çünkü sonsuz olmayan da sonlu olan ne kadar büyük olursa olsun, sonlu olan, sonsuz olan bir kudrette, bir kuvvette mutlak bir surette derecelendirme olur. Ne demek o? Küçük ve kolay şeylerin yapılması, yaratılması kolay olur. Büyüdükçe ve karmaşıklıklaştıkça zorlaşır. Yani zerre küçük olduğu için biraz daha kolay olması gerekir. Yıldızlar çok daha büyük olduğu için daha zor olması gerekir. Bir derecelendirme olması gerekir. Eğer kudret sonlu ise, büyüklüğünün ne kadar olması önemli değil. Ne kadar büyük olursa olsun. Eğer sonsuz değilse böyle bir derecelendirme olması zorunlu bir şeydir. Yani matematiğin gereği olarak böyledir. Ama hangi durumda büyük de küçüğün yaratılması arasında hiçbir fark yoktur? Eğer onlara taalluk eden
ilim, kudret, onlarda tecelli eden o kuvvet sonsuzsa o zaman herhangi bir derecelendirmeden bahsedemeyiz. Çünkü sonsuz yahata eder. Sonsuz her noktaya sonsuz olarak dokunur. Zerreye de sonsuz olarak dokunur. Yıldızlara da sonsuz olarak dokunur. Kainatın tamamına da sonsuz olarak dokunur. Çünkü sonsuzun karşısında sonlu olan her şey hiç hükmündedir. Demek ki evet bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola. Yine sonsuzluğu bahsediyor, dikkat edin. Ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya. Yani bir şeyi yaparken başka şeyi unutmayacak. Bir şey bir şeye mani olmayacak. Dikkat edin kendi hayatımıza, bize numune olarak verilmiş. Belki de bu kıyaslamayı yapaması için Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu şey. Biz de iş yaparız. Biz de fiilleri bir fiil işleriz. Emri itibari olarak zaten elimize yüklenen bu özelliklerle biz Rabbimizin o sonsuzluğunu anlarız. Bizde derecelendirme vardır. Bizde büyük küçük kavramları vardır. Bizde her şeyi aynı anda yapamayız. Sıraya koymamız gerekir. Önce birini bitirip ondan sonra diğerine başlamamız lazım. Çünkü bir işi yapmak başka bir işi yapmaya manidir. Neden? Söylediğim gibi bizim kuvvetimiz ve kudretimiz sınırlı olduğu için. İtibari bir sınırlıktan bahsediyorum. Yoksa bize ait olan sınırlı da olsa, küçük de olsa bir kuvvet ve kudret yoktur. Kuvvet ve kudret Cenab-ı Hakk'a aittir. Burada sadece Enel İsaresi de bir gönderme yaparak oradaki olduğu gibi itibari bir kıyas sağlayabilecek bir kuvvetten ve kudretten bahsediyor. Bizde sınırlı olan sınırlı vardır. Ama şu kainata baktığımızda her şey aynı anda yapılıyor. Hiçbir şey hiçbir şeye mani olmuyor. En karışık şeyler en girift bir surette birbiri içerisine girmiş bir surette işler yapılırken hiçbirisinde bir aksama gözlemlemiyoruz. Birisinde bir noksanlık müşahede etmiyoruz. Yahut da birisi başka bir şey yapılıyor diye ona kuvvet yahut güç yahut ilim yahut nazar yetmedi, o atlandı, o eksik kaldı gibi bir şeyi müşahede etmiyoruz. Ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmayan ve hadsiz efrat, hadsiz fertler bir fert gibi nazarında hazır ola. Yani yeryüzünde 6-7 milyar insan var. İşte bir kısmının ihtiyacıyla ilgilenirken başka birisi unutuluyor değil. İşte bir kısmının karaciğeri çalıştırırken işte 3 milyarına gücümüz yetti de öbür 2 milyarınki biraz beklesin diye bir şey değil. Ya şu kadarının kalbi tıkır tıkır atarken öbürününki biraz beklesin diye bir şey değil. Her birisinde aynı anda bütün fiiller ortak olarak şey yapıyor. Sadece insan şeyini değil, hayvanatı da alırsanız, bütün kainatı alırsanız akla hayale gelmeyecek bir girdik içerisinde hiçbir işin aksamadığını hadsiz efrat bir fert gibi nazarında hazır olan ve bütün sesleri birden işte ve umumun hadsiz hacatını birden yapabile, umumun hadsiz ihtiyaçlarını birden yapabile. Müşahede ediyoruz bunu. Yani 2 milyonun üzerinde canlı türü var. Bu her bir canlı türünün ayrı fizyolojileri var. Ayrı hayat şartları var. Yiyecekleri ayrı, elbiseleri ayrı, silahları ayrı, dünyaya girişleri, dünyadan ayrılışları, ömürleri, hayatları, ilişkileri, ekosistemle bağları hepsi birbiriyle ayrı. Ama hiçbirisinin ihmal edilmediğini, her birisinin ihtiyaçlarının en mükemmel bir tarzda vakti vaktine hiç aksamadan ve noksanlık göstermeden hem de bulundukları yerde hem de bulundukları coğrafyada ister yerin altında ister yerin üstünde ister tuzlu suda ister tatlı suda ister en sıcak yerlerde ister en soğuk yerlerde nerelerde olursa olsun hangi hayat şartlarında hangi coğrafi şartlarda olursa olsun bütününün bütün ihtiyaçları ve ihtiyaçlarının umulmadık ve beklenmedik ve tahmin edilmedik yerlerden muntazam bir surette ihtiyaçlarının giderildiğini müşahede ediyoruz. Ve umumun hadsiz hacatını, ihtiyaçlarını birden yapabile ve kainatın mevcudatındaki
bütün intizamat ve mizanlarla şu kainatın bütün mevcudatındaki intizam ve mizanların şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmaya. Demek ki bu kainattaki bütün mevcudatın bir intizam içerisinde ve bir mizan ve ölçü içerisinde hareket etmeleri ve bu hareketlerini hiç bozmadan ve değiştirmeden ve hiç aksamadan sürekli devam ettiriyor olmaları bize neyi gösterir? Her şey ve her durum onun daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmadığını gösterir. Yani başıboş bırakılmadıklarını, daima ilahi nazarda olduklarını, daima ilahi olarak ilahi tasarrufun emri altında hareket ettiklerini, varlıklarını sürdürdüklerini, yaratıldıklarını, o rububiyetin tasarrufuyla hareket ettiklerini bize gösterir. Onun nazarından ve iradesinden, onun meşiyet ve irade dairesinden hiçbir şeyin çıkmadığını gösterir. Eğer çıksa bozulacak, eğer çıksa aksayacak, eğer çıksa bir takım yanlışlıkları, hataları, bozulmaları, aksamaları müşahede edeceğiz. Böyle bir şey görmüyoruz. İntizam ve mizanı kainatın her tarafında asırlarca, binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıldan beri hiç aksamadan idame ettirdiklerini, devam ettirdiklerini müşahede ediyoruz. Demek ki arkasında sonsuz bir kuvvet, sonsuz bir kudret, sonsuz bir ilim, sonsuz bir iradenin hükmettiğini bu halden çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola. Kudretiyle ve ilmiyle hazır ola. Çünkü kainatta bile bir şeyin en hızlı olan ışığın bir noktadan bir noktaya gitmesi zaman alan bir şey. Hele de kainatın bir ucundan öbür ucuna bu hızların gitmesi için 15-20 milyar gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor. Halbuki kainatın, bu geniş kainatın, bu uçsuz bucaksız kainatın her bir noktasında bu kainatta cari olan bütün kanunların hiç aksamadan ve noksanlık göstermeden mükemmel ve muntazam bir şekilde işlediğini ve işletildiğini görüyoruz. Her yerde bu tasarrufun, sonsuz tasarrufun kendisini gösterdiğini müşahede ediyoruz. Demek ki hiçbir yerde olmamasına rağmen ilmiyle ve kudretiyle o zat, yani bu kainatın yaratıcısı her yerde, her şeyin yanında hazır ve nazır ki her yerde kuvvetini, kudretini, ilmini, esmasının tecellisini biz müşahede ediyoruz. Kainatın bir tarafı yapılırken öbür tarafının yıkılıp döküldüğünü değil, bir tarafında mizanın, intizamın, düzenin devam ederken öbür tarafında bir aksamanın olduğunu değil, kainatın bir tarafında Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunları tıkır tıkır işlerken öbür tarafta bir aksamalar falan olduğunu müşahede etmiyoruz. Bütün bunlar bize gösteriyor ki kainatın her bir yerinde, her bir noktasında ilmiyle, kudretiyle, emriyle, iradesiyle hazır ve nazır olan ama hiçbir mekanda olmayan bir yaratıcının, bir sonsuz bir kudretin, müteal bir kudretin tasarruf etmekte olduğunu bu yaratılıştan gözümüzün önünde müşahede ettiğimiz bu tasarruftan anlamaktayız. Ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı hayy-ı kayyum-u zülcelal'in elbette hiçbir cihette misli, naziri, şeriki, veziri, zıttı, nitti olmaz ve olması muhaldir. Yani bütün bunlardan biz neyi anlıyoruz ki? Burada tabii şu isim tanımlamasına da dikkat edelim. Her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen zat-ı hayy-ı kayyum-u zülcelal'in. Demek ki öyle bir zat ki böyle mistik bir enerjiden bahsetmiyoruz. Kainatın her tarafına ihata etmiş bir enerjiden, ne olduğunu bilmediğimiz müphem bir kuvvetten ve kudretten bahsetmiyoruz. Bir zattan bahsediyoruz. Ferdiyeti olan
Bizce varlığı kesin ama mahiyetini bilemediğimiz için yine Risale'deki ifadeyle mevcudu meçhul nazarıyla bakmamız gereken bir zattan bahsediyoruz. Bir ferdiyetten bahsediyoruz. Bir hayat sahibinden bahsediyoruz. Bir kayyum olan zattan bahsediyoruz. Yani başında söylediği gibi hem zatında kaim ve daim olan hem de bütün eşyanın ve bütün kainatın onunla kaim olduğu, onunla varlık bulduğu, onunla vücut bulduğu, onunla ayakta kaldığı bir zattan, celal sahibi bir zattan, zat-ı hayyü kayyumu zülcelal'in elbette hiçbir cihette misli, naziri, şeriki, veziri, yardımcısı, zıttı, nitti olmaz ve olması muhaldir. Yani ne benzeri var ne zıttı var. Çünkü bir şeyin zıttının olması bile zıttıyla birlikte bize bir fikir verir. Nasıl olduğu konusunda. Ama öyle bir kuvvetten, öyle bir kudretten, öyle bir yaratıcının özelliklerinden bahsediyoruz ki bizim dünyamızda benzeri olmadığı gibi zıttı da yok. Veziri olmadığı gibi şeriki de yok. Bu ne demek? Bu kainatın yaratıcısı bu kainat cinsinden olmadığını ifade eder. Yani bu kainatın yaratılması öyle bir yaratıcıya ihtiyaç duyuyor ki, öyle bir yaratıcıyı bize işaret ediyor ki, bu kainatın yaratılış tarzı bize şunu söylüyor ki, benim yaratıcım benim cinsinden olamaz. Mahluk cinsinden olamaz, kainat cinsinden olamaz, kainatın özellikleriyle ve sınırlamalarıyla kayıtlı olamaz. Böylesi birisi, bu kayıtlarla eli kolu bağlı olan birisi beni yapamaz demektir. Dikkat edin, burada kaç seriden beri konuşmuş olduğumuz bilim, bilgi, bilgi, bilim ve din serisinin içerisinde materyalist bilimle dinin tam da temeldeki ayrışmış olduğu nokta burada. Materyalist bilim bizi diyor ki bu kainatın yaratıcısı bu kainat cinsindendir diyor. Ve dikkat edin asırlardan beri ilkel dönemlerden beri hep bu ikilem söz konusudur. Dinle dinin karşısında olan inançların bu ikilemin vardır. Semavi dinler dediğimiz dinler bize müteal bu kainatın dışında bir yaratıcı tasvir eder. Öyle bir yaratıcıya iman etmemizi söyler. Ama onun dışındaki bütün dinlerde paganizm hakimdir. Nedir onların özellikleri? Bu kainat cinsinden bir yaratıcı tanımlarlar. Bu bazen bir put olur, bu bazen bir enerji olur, bu bazen başka bir şey olur, güneş olur, şu olur. Bazen de materyalist bilimin söylediği gibi sebepler olur, kendi kendine oluş olur yahut da tabiat dediğimiz ne olduğu mevhum olan meçhul bir tanımlama olur. Bunların hepsinin ortak özellikleri kainat cinsinden olmasıdır. Kainatın içerisinde olmasıdır. Kainata ait bir parça yahut bir özellik olmasıdır. Halbuki bu kainat bize diyor ki, benim yaratıcım benim cinsinden olamaz. Benim cinsinden olan beni yapamaz diyor hal diliyle. Neden? Çünkü az önceki bütün bu maddelerde konuşmuş olduğumuz özellikler bu kainatın yaratılmasındaki öyle bir yaratılış var ki bu özellik olması gerekiyor. Şimdi düşün, sadece kainattaki hız sınırlamasıyla hadiseye bakın. Kainattaki hız sınırlaması açısından baktığınızda karşınıza saniyede 300 bin kilometrelik bir hız sınırlaması çıkar. Yani burada tasarruf edebilecek bir gücün kainatın en uç noktasına, en azından bildiğimiz noktadaki en uç noktasına gidebilmesi için 15-20 milyar yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekir. Böyle bir yaratıcı olabilir mi? Halbuki kainatın her tarafında noksansız bir şekilde aynı tasarrufu görüyoruz. Kainatın her tarafında yer çekimi kanunu, kütle çekim kanununun hiç aksamadan formülasyonunu her tarafta aynı tarzda kendisini gösterdiğini görüyoruz. Yahut diğer fizik kanunların her bir tarafta aynı şekilde uygulandığını görüyoruz. Kainatın bu ucunda da en uzaktaki ucunda da zerrelerin, atomların,
fotonların aklınıza ne geliyorsa gelsin, aynı emir tahtında hareket ettiğini görüyoruz. Hiçbir intizamın bozulmadan bu kainatın umumi intizamına uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz. Demek ki kıymetli dinleyiciler, bu önemli bir nokta. Bütün bu burada öyle bir zat ki, evet bir zat ki diye başladı ve tanımladığı şeyin özellikleri, yaratıcının özellikleri bize sadece bir müessirden esere bir tanımlamayı değil, bize eserden müessire bir tanımlamayı gösteriyor. Yani bu ifadeleri bize kainat söylüyor. Kainat bize diyor ki, benim yaratıcım, bende tasarruf eden zat bu özelliklerde olması gerekir. Bu özelliklerde olmayan birisi bende tasarrufta bulunamaz. Ya da benim şu şekli hazırımı bana vermesi mümkün değil. Bendeki bu yaratılış hadisesini başka türlü izah etmek mümkün değil. Ki burada anlatılan bütün özelliklerinde kainat cinsinden olmayan bir yaratıcıyı, müteal bir yaratıcıyı bize tarif ettiğini görüyoruz ki az önce de söylediğim gibi bütün pagan dinleri geçmişte ve bütün semavi dinlerin dışındaki bütün dinlerde hep kainat cinsinden bir tanımlama yapılmıştır. İşte yeni din olan bizim 20. 21. yüzyıl asrının yeni paganizmi diyebileceğimiz materyalist bilim de bize maddenin içerisinde bir yaratıcı, daha doğrusu maddenin kendisini bir yaratıcı olarak tanımlamakta ve bize böyle bir yaratıcıya iman etmemizi söylemekte. İşin acı tarafı ilkokul birinci sınıftan itibaren hani hayatımızın ondan önceki toplumsal hayatta, aile hayatındaki ifadelerle bizim zihnimize kodlamaları bir tarafa bırakın. Hayatımız boyunca, eğitim hayatımız boyunca maalesef bu yeni pagan dininin inançlarıyla yetiştirilmekte, büyütülmekte, zihnimiz formatlanmakta, kalbimiz şekillendirilmekte, hayatımız böylesi bir pagan dininin, materyalist bilim dininin ölçüleriyle, normlarıyla, telkinleriyle şekillendirilmekte. İşte kaç seriden beri ifade etmeye çalıştığımız ve uyarmaya çalıştığımız nokta tam da burada kendisini gösteriyor kıymetli dinleyiciler. Evet, işte böyle misilsiz ve vaki bir vücut, varlığı zorunlu olan ve benzeri olmayan ve maddeden mücerret, maddeden tamamen sıyrılmış, maddenin hiçbir özelliğine ve maddenin kayıtlarıyla kayıtlı olmayan ve mekandan münezzeh. Mekan da çünkü maddi bir şeydir, sınırlayıcı, yaratılmış bir şeydir, mahluk cinsindendir. Dolayısıyla yaratıcının mekandan münezzeh olması yine aynı özelliği ifade eder. Yani bu yaratılmış olan kainatın özellikleriyle, sınırlamalarıyla kayıtlı olmamasını ifade eder. Maddeden mücerret ve mekandan münezzeh ve tecezzisi ve inkısamı her cihette muhal, tecezzisi ve inkısamı, yani parçalanması ve kısımlara ayrılması, yani yine maddenin bir özelliği olan, yaratılmışların bir özelliği olan, bir müddet sonra şeyler, maddi olan her şey, atomlar bile uzun bir süre bile olsa bir bozulma süreleri var. Bu maddenin olmazsa olmaz bir özelliğidir. Madde her şekliyle bir müddet sonra bozulur, bir müddet sonra parçalanır, bir müddet sonra şekil değiştirir. Yani kaim değildir, daim değildir, bekası yoktur, zaildir, fanidir, çürür, tecezzi eder, inkısam eder, parçalanır, tagayyür eder, tebettül eder. Halbuki yaratıcı da dedik ya, yaratılmışın hiçbir özelliğinin olmaması gerekir. Yaratılmış cinsinden olmaması gerekir. Çünkü yaratılmış olan her şey kayıt altındadır. Her bir şeyin tabii olduğu kanunlar vardır. Kayıtlı olduğu kanunlar vardır. Kayıtlı olduğu sınırlamalar vardır. Sınırlamalı olan, kayıtlı olan, sonsuzluğu ifade etmeyen hiçbir şey şu sonsuz bir kudrette yaratıldığını, ancak o tarzda yaratılabileceğini müşahede ettiğimiz
bu kainatın yaratıcısı olamaz. Demek ki tecezzisi ve inkizamı her cihette muhal ve tagayyur ve tebeddülü müteni, ihtiyaç ve aczi imkan haricinde olan ihtiyaç, yani başka bir şeye ihtiyaç duyması. Biz diyelim ki bu kitabı yaparken, basarken birçok şeyi, ağaca, işte mürekkebe, şuna buna ihtiyaç duyarız. İhtiyaç duyan birisi bu kadar kolaylıkla yapamaz. Ya da ihtiyacını karşılamadığı yerde ne olur? Kağıt tükendiği yerde baskılar duruyor. Ama kainatta baskının durduğunu hiç müşahede etmiyoruz. Demek ki ihtiyaç ve aczi imkan haricinde. Böyle bir şeyi müşahede etmiyoruz. Eğer ihtiyacı olsa başka bir yerden bir takım maddeleri tedarik ederek yapıyor olsa, sonsuzdan yapmıyor olsa, biz bunun emarelerini bir şekilde görmemiz gerekir. Yahut aczi olsa biz bunu müşahede ederiz. Çünkü bir yerde tıkınır, bir yerde iş akamete uğrar, bir yerde iş takılır kalır. Halbuki kainatta her şeyin, en küçükten en büyük şeye varıncaya kadar her bir şeyin tereyağdan kıl çeker gibi bir kolaylık içerisinde, hatta daha doğru bir ifadeyle sanki emrediyor da oluyor gibi, emirle oluyor tarzında bir kolaylıkla yapılmakta ve yaratılmakta olduğunu görüyoruz. İhtiyaç ve aczi imkan haricinde olan bir zat-ı akdesin, mukaddes olan bir zatın, noksansız, mükemmel olan bir zatın kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında, varlıklar tabakalarında tecelli eden bir kısım cilvelerini, buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Aynı zat-ı akdes tevehüm ederek. Demek ki böyle bir zatın, böyle bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında, mevcudat tabakalarında tecelli eden bir kısım cilvelerini, bir onun esması, onun sıfatları, onun şuunatı, onun efali, fiilleri tecelli ederek gözümüzün önünde yeniden yeni bir şeyler yapıyor, yaratıyor ve biz bunu müşahede ediyoruz. Etrafımızdaki her şey, her doğan güneş yeni bir tecelliyle yokluktan varlık alemine bir geçişi ifade ediyor. Her açan çiçek, her bir anımız, her bir tenimize dokunan bir güneş parıltısı, her birisi yokluktan, sonsuzluktan, yoktan var edilen bir hal olduğunu bize gösteriyor. Bir tecelli bunların tamamı. Yeniden yeniye bir yaratılışın, daimi bir yaratılışın, daimi bir yaratılış tecellisi. Ama insan nerede yanılıyor? Nerede yanılıyor? İşte bu kainat safahatında ve tabakat mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdesle tevhim ederek. Bu takıntı burada. Tecelliyi bizzat o yaratıcının kendisi olarak anlamak, görmek, algılamak ya da öylesi bir hataya düşmek. Tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdesle tevhim ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını, ilahlığın ahkamını veren ehli dalalet insanların bir kısmı o Zat-ı Zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Demek ki materyalizmin temelinde bu var. Hem materyalist olan birisi hem bir iman ehli gözünün önünde Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını müşahede ediyor aslında. Yani şu an gözünüzün önünde, ekranlarınızda yahut kulaklarınızdaki benim sesimle, bu görüntüyle Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını müşahede ediyorsunuz hepimiz. Etrafımıza nereye bakarsak bakalım, sadece benim görüntüm itibariyle değil, nereye bakarsak bakalım etrafta sürekli daimi bir surette Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufunu, bir yaratmasını, bir kudretinin iş görmesini görüyoruz. Sadece o iş görmenin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisini bir kısım insanlar, materyalist dediğimiz materyalist bilim de bunun içerisinde, materyalist insanlar o yaratılışın içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın esmasının ve fiillerinin tecellisini yaratıcının bizzat kendisi zannediyorlar.
Ve o noktada da maddeye tesir veriyorlar. Sebebe tesir vermek. Yahut maddeyi geçen haftalarda konuştuğu gibi sanki yaratılışa yaratılışı taşıyabilecek bir mekanizmaya sahip gibi. Yahut yaratılmış olan mahlukata bir sabit bir vücut vererek, ona bir ezeliyet isnat ederek, ezeliyeti yine geçen programda konuşmuştuk. Ezeliyet sonsuzdan beri olması da değil, zamanın içerisinde yaratıcıdan bağımsız olarak kalabilmesinin demek olduğunu konuşmuştuk. Yani böylesi bir şeyi temel yanılgısı buradan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak yaratırken külli, umumi ve ihata edici, yani bütün kainatı, bütün varlık alemini ihata edecek bir surette yarattığı için ve onun içerisinde çok açık, seçik, aşikar bir surette tasarrufunu göstermesine rağmen bu sanki eşyanın doğasındanmış gibi, sanki o yaratıcı güç, o yaratıcı kuvvet, o yaratıcı kudret, yaratıcıya ait o tecelli sanki maddenin içerisindeymiş gibi algılanır, maddeye uluhiyet izafe edilmekte ve tam da bu noktada yanılmakta. İşte şuradan tekrar alıyorum. Bir zat-ı akdesin, ihtiyaç ve acz-ı imkan haricinde olan bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdeste vehmederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalalet insanların bir kısmı o Zat-ı Zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olamaz. Yine burada peşi sıra takip eden şeylerde, cümlelerde de aynı vurgu yapılıyor. Yani yaratıcıyla yaratılmışı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yaratılmış olan yahut yaratılmakta olan mahlukatın içerisinde yaratıcının yaratma fiilleri yahut esması yahut kudretinin tecellisini görüp ona yanlış bir surette yaratıcı özelliğini izafe etmek gibi bir hataya düşmememiz gerekiyor. Risale-i Nur'un birçok yerlerinde şöyle bir misal verirler, bunu malum bilirsiniz. Kabarcıklardaki güneşin tecellisinden bahsedilir. Su kabarcıkları, cam parçacıkları vesaire. Onların içerisindeki güneşin yansımasına baktığınızda o su kabarcıklarının içerisinde küçücük küçücük güneşcikler görüyor. Küçücük küçücük güneşlikler görürsünüz. Eğer zahir nazarda bakarsanız, eğer başınızı yukarıya doğru kaldırıp güneşin varlığını hissetmezseniz ya da mantığınızı kullanıp bu küçücük kabarcıkların içerisinde bu güneşin olması, küçük de olsa bu güneşin olması mümkün değildir, bu ancak bir tecelli olabilir diyemiyorsanız, bunu akledemiyorsanız, zahir nazarda her bir kabarcık şeyin içerisinde küçücük bir güneş vardır. İşte materyalistlerin yanılmış oldukları nokta bu. Kainattaki her bir mahluku bir kabarcık gibi düşün, su kabarcıkları gibi düşünecek olursanız ve Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını da o güneş ve güneşin ışıkları gibi konumlandırırsanız, teşbih misal bir surette, her bir mahluk kabarcığının içerisinde Cenab-ı Hakk'ın o zatına ait o sonsuz sıfatların, sonsuz esmanın, hatta sonsuz şumatın bir cilvesini görürsünüz. Bir tecellisini görürsünüz. Sanki her birisinin içerisinde o güneş varmış gibi görürsünüz. Eğer biraz ince düşünmezseniz, eğer biraz kasti bir incelemenin içerisine girmezseniz, o zaman işte sanki her bir mahlukatın içerisinde yaratıcı bir güç varmış gibi yaratılışı o mahlukata izafe edersiniz. İşte o misalde, yani Salih Nur'da geçen o kabarcıkların içerisindeki güneş gerçekten her bir kabarcığın içerisinde bir güneş olabilir mi? Yoksa o güneş sadece bir görüntüden ve tecelliden ibaret, semadaki büyük ve tek olan bir güneşin tecellisidir demek ve diyebilmek
Bunu diyebilmek için başını semaya kaldırıp bakabilmek, o şaşalı güneşi fark edip mahlukatın içerisindeki su kabancıklarının içerisindeki cilvelerin sadece bir tecelliden ibaret olduğunu görebilirse insan, ancak o zaman hakikate ulaşabilir. Yoksa sadece zahir bir nazarla, yani görünüşteki bir nazarla bakarsa ya da kendisini ben ne görüyorsam odur ya da kabarcıkların içerisinde ne varsa odur, ben semadan anlamam, semadaki güneşten anlamam gibi bir şartlanmışlık içerisinde bakıyorsa, o zaman her bir kabarcık içerisinde küçücük küçücük güneşçikler var demek gibi bir hezeyanın içerisine düşen insan. İşte aynen bunun gibi materyalizm de bundan farklı değildir kıymetli izleyiciler. Her bir mahlukun içerisinde, her bir yaratılmışın içerisinde, çünkü her bir mahlukatın içerisinde Cenab-ı Hak esmasıyla ve sıfatıyla, o sonsuz esmasıyla ve sıfatıyla tecelli ettiği için çok açık bir şekilde her bir mahlukatın içerisinde tecelli olarak Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, şuunatını ve efalinin tecellisini görürüz. Eğer insan ince bir tetkikat yapmazsa, kalbini bu hakikate karşı açmazsa, o zaman her bir zerrenin içerisinde bir zat-ı akdes vardır, bir yaratıcı vardır deyip her bir zerreye bir uluhiyet ahkamı vermek gibi bir hezeyanın içerisine insan düşer. Demek ki aynı zatı akdes sebebimedek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalaletin insanların bir kısmı o zat-ı zülcelalin bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Halbuki Risale-i Nur'un mütehdit yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, saniye olmaz. Bir kitab-ı rabbaniyedir, katip olmaz. Bir nakıştır, nakkaş olmaz. Bir defterdir, defterdar olmaz. Bir kanundur, kudret olmaz. Bir mistardır, mastar olmaz. Bir kabildir, münfail olur, fail olmaz. Bir nizamdır, nazım olmaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Farz muhal olarak en küçük bir zihayet mahluk tabiata havale edilse, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edildiği gibi o küçük zihayatın azaları ve cihazatları ad edince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerekir. Ta ki tabiat o işi yapabilsin. Evet, hızlı okudum bu bölümü. Çünkü fazla vaktimiz kalmadı ve gelecek programda buralara teker teker temas etmek istiyorum. Çünkü buralar o kadar seri bir şekilde okunup bırakılacak yerler değil. Her bir kelimenin üzerinde teker teker durmayı gerektirecek kadar kıymetli bir şey. Bizim tam da anlatmaya çalıştığımız meselelerin üzerine parmak bastığı için buralara tekrar, özellikle bu paragrafa tekrar gelecek programda temas etmek istiyorum. Onun için süreyi de çok aşmamak adına paragrafı da yarıda bırakmamak için şöyle bir okudum. Ama tekrar döneceğiz. Tekrar üzerinde teker teker duracağız kıymetli dinleyiciler. Demek ki bize söylendiği gibi sabit bir kainat, mekanizmalara sahip bir kainat var. Ve bu mekanizmaların içerisinde her şey kendi kendisinden olup bitiyor değil. Her şey, kainatın her bir noktası Cenab-ı Hak tarafından yeniden yeniye yaratılıyor. Yeniden yeniye yapılıyor. Yeniden daimi bir yaratılış söz konusu bu alemde. Bu sürekli yaratılış kavramını eğer biz zihnimize formatlayabilirsek ya bunun tam tefekkürüne, tam tadına varabilirsek gerçekten o zaman kainata bakış açımızın değişeceğini müşahede edeceksiniz. O zaman karşınızda sürekli bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tasarrufunu müşahede edeceksiniz. Hemen perde arkasında Cenab-ı Hakk'ın varlığını hissedeceksiniz. Ki insanda böyle bir tefekkür için, böyle bir ubudiyet için, böyle bir muhatabiyet için yaratılmadı mı kıymetli dinleyiciler? Evet, tekrar gelecek programda inşallah Cenab-ı Hak bizleri buluştursun. Bu güzel hakikatleri birlikte tefekkür etmeye devam edelim. Bu akşamlık bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.